Merhaba, Kanal Sim ve Yakın Doğu Televizyonu'nun işbirliğiyle hazırlanan Engelsiz Haber'e hoş geldiniz. Bu hafta ülkemizden ve dünyadan kültür, sanat ve teknoloji ağırlıklı haberleri sizler için derledik. Gönyeli'de 20 Şubat Cumartesi günü meydana gelen trafik kazasında 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü Cuma Mausalı hayatını kaybetti. Polisten verilen bilgiye göre iki araç ve bir motosikletin karıştığı kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Cuma Mausalı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza Oya Gözün yönetimindeki araçla Gönyeli'de Defne Sokak üzerinden belediye bulvarına dikkatsizce giriş yapması sonucunda aracın o esnada bulvar üzerinde Lefkoşa istikametinden Gönyeli'ye doğru seyreden Cuma Mausalı yönetimindeki motosiklete çarpması ve çarpma sonucunda savrulan motosikletin o sırada Gönyeli'den Lefkoşa'ya doğru gelmekte olan Süleyman Yılmaz yönetimindeki araçla yüz yüze çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada ağır yaralanan Cuma Mausalı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ankara'da İnönü Bulvarı'nı Dikmen Caddesi'ne bağlayan Merasim Sokak'ta askeri servis araçlarının geçişi sırasında patlama meydana geldi. 17 Şubat akşamı gerçekleşen saldırıda 28 kişi yaşamını yitirdi, 61 kişi yaralandı. Lefkoşa'da 19 Şubat'ta sabaha karşı dehşet dolu anlar yaşandı. 23 aracın yandığı kundaklama olayı meydana geldi. Polisin verdiği bilgiye göre King Oto, Halil Kahraman, Opel Plaza, Fikri Macila, Özmerhan Finans'ta Ömer Arhun adına kayıtlı bulunuyor. Kundaklama olaylarında 14 araç tamamen, 9 araç da kısmen yandı. İş yerinin ise giriş kısmı yandı. Yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken olaylarla ilgili polis soruşturması devam ediyor. Lefkoşa'daki kundaklamanın ardından bir kundaklama da Akıncılar'da gerçekleşti. Akıncılar'da 20 Şubat saat 03 sıralarında Mustafa Parıldak'a ait evin önünde park halindeki van araç üzerine muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verildi. Yangın çevre sakinleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor. Dipkarpaz'da altın kumsalda bulunan bungalovların yıkılması kararının ardından bungalovların sahipleri Burhan Kalın ve Gültekin Erdoğan mahkemeye çıkarıldı.
mahkeme iki zanlıya 3'er yıl hapis cezası verdi. Farklı gelişen bireylerin eğitim alabileceği yatılı engelsiz yaşam evinin temeli atıldı. Minareli köy sınırları içerisinde Lefkoşa Gazi Moğsa yolu üzerindeki arazide inşaat edilecek merkeze tarım alanı, hayvanat bahçesi, açık ve kapalı spor alanları, kapalı yüzme havuzu, oyun parkı ve 48 yataklı yatakhanenin yer alması öngörülüyor. Merkezin Temmuz 2017'de tamamlanması hedefleniyor. Engelsiz Yaşam Evi projesiyle amaçlananın farklı gelişen bireylerin güvenle yaşayabilecekleri, sosyal uyum ve iş becerilerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam yaratmak olduğu ve merkezde farklı gelişen bireylerin özgüvenlerinin geliştirilmesine yardımcı olmak için güvenli atölyelerde inşa edileceği kaydedildi. Başbakan Ömer Kalyoncu, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, İçişleri ve Çalışma Bakanı Asım Akansoy'un da katıldığı törende konuşmaların ardından bir grup farklı gelişen bireyin uzaktan komutaları çalıştırmasıyla merkezin bir bölümünün temeline çimento döküldü. Törende ayrıca İrfan Nadir, 18 yaş üstü engelli rehabilitasyon merkezinden bir grup farklı gelişen bireyde gösteri sundu. İçişleri ve Çalışma Bakanı Asım Akansoy, son 2 yılda 400'ün üzerinde kadının aile içinde şiddete maruz kaldığını kaydetti. Akansoy, yeniden şiddete uğrama, evsiz kalma, maddi sıkıntı, çocuklarını kaybetme endişesi yaşayan kadınlar şiddete uğradığını gizliyor, yardım almayı kabul etmiyor dedi. Polise bildirimde bulunan kadınların tümünün fiziksel şiddet gördüğünü kaydeden Akansoy, şiddete uğrayan kadınların sadece %10'unun bildirimde bulunduğu göz önüne alındığında bu sayı küçümsenmeyecek orandadır dedi. Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği'nin organizasyonuyla Demokrasi Şehitleri Anısına panel düzenlendi. Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde 1976-1980 yılları arasında Türkiye'deki Kıbrıslı Yüksek Öğrenim Gençliği'nin örgütlü olduğu Kıbrıslılar Öğrenim ve Gençlik Federasyonu Genel Başkanları konuştu. Gazeteci ve Uçakla Gelen Altı Tabut isimli kitabın yazarı Sami Özuslu'nun moderatörlüğünü yaptığı panelde demokrasi şehitlerinin altısının üyesi oldukları KÖGEF Genel Başkanları, CTP
Genel Başkanı Mehmet Ali Talat, CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer ve simultane mütercim tercüman Yusuf Mustafa ilgili döneme ilişkin sunumlarını yaptı. Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği tarafından organize edilen iki toplumlu koro konseri ve şiir dinleti gecesi ise 19 Şubat akşamı Göngeli Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Demokrasi Şehitlerinin anısına 2 dakikalık saygı duruşunun ardından sanatçı Milletvekili Arif Albayrak'ın okuduğu şiirle açılan gecede demokrasi şehitlerinden Ercan Turgut'un kız kardeşi Aycan Saraçoğlu da gecede şiir okudu. Dernek Başkanı Burhan Eraslan, demokrasi şehitlerimizin tümünün de ortak bir yanı vardı. Hepsi de demokrasiye, toplumlar arası barışa, ifade özgürlüğüne yürekten inanmış ve bu uğurda mücadele etmeyi görev bilmiş aydın insanlarımızdı dedi. PO Genel Sekreteri Bambis Christis ise bugün andığımız şehitlerin tümü demokrasi ve Kıbrıs halkının ilerlemesi için aktif olarak mücadele ettiler dedi. Ardından iki toplumlu koro beğeniyle izlenen ve alkışlarla takdir edilen yarım saati aşkın konser verdi. Demokrasi Şehitlerini anmak için Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği tarafından organize edilen etkinliklerin sonuncusuysa 20 Şubat'ta gerçekleştirildi. Demokrasi Şehitleri Lefkoşa Mezarlığı'nda kabirleri başında anıldı. Kamuoyunda beyaz kimlik olarak da bilinen daimi ikamet izni harcı 1000 TL'ye düşürüldü. Bakanlar Kurulu kararıyla %50 indirim yapılan harç için 2000 TL ödeniyordu. İçişleri ve Çalışma Bakanlığı daimi ikamet izni başvurularının büyük çoğunluğunun asgari ücretle çalışan yabancılar tarafından yapıldığının göz önüne alındığını ve indirimle ilgili önerge hazırlanarak Bakanlar Kurulu'na sunulduğunu kaydetti. Bakanlığın 17 Şubat öğleden sonra yaptığı yazılı açıklamaya göre daimi ikamet izni yasasına göre harcın %50'lik indirime tabi tutulması konusundaki önerge Bakanlar Kurulu toplantısında onaylandı. Telasamiya Derneği Başkanı Derya Güven, ülkede 150 telasamiya hastası olduğunu, bu kişilerin hepsinin düzenli kan aldığını ve ayda 600 ünite kana ihtiyaç duyulduğunu belirterek halka kan bağışında bulunmaları çağrısı yaptı. Derya Güven, telasamiya hastaları için
kan bağışının hayat demek olduğunu vurguladı. Değirmenlik Belediyesi'nin belde halkına hizmetleri devam ediyor. Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal, Avrupa Birliği ile birlikte Demirhan Çocuk Parkı projesinin faaliyete geçirilmesi için çalışmalara başlandığını ve park alanının düzenleştirildiğini kaydetti. Işısal, iki aşamalı olan projenin bölge halkı tarafından uzun zamandır beklendiğini, parkın yapılmasıyla o bölgenin güzelleşeceğini ve canlanacağını belirtti. Güney Kıbrıs'ta her yıl 40 çocukta kanser ve lösemi görüldüğü belirtildi. Kıbrıs Rum gazeteleri, Makaryos Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü yetkililerinin açıklamalarına dayanarak, Güney Kıbrıs'ta her yıl 40 çocuğa kanser ve lösemi teşhisi konulduğunu yazdı. Avustralya'da bir hastane, tedavisi sona eren mülteci bebeği kampa geri gönderilmemesi için taburcu etmeme kararı aldı. Hastanenin önünde toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, Asa adlı kız çocuğu için destek gösterisi düzenledi. Fransa'nın bir kasabası, fırtına nedeniyle denizden gelen köpüklerle kaplandı. Fransa'da Atlas Okyanusu'na kıyısı çıkan bir fırtına nedeniyle köpüklere teslim oldu. Ulusal Okyanus ve Atmosfer Kurumu'nun açıklamasına göre, köpükler fırtınanın etkisiyle deniz suyunda bulunan algler, tuz, proteinler ve kirliliğin birbirine karışmasıyla meydana geliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Küba arasında 50 yıl aradan sonra doğrudan ticari uçuşlara yeniden başlanıyor. Washington'dan federal hükümet yetkililerinin Havana'ya giderek sivil havacılık anlaşması imzalayacakları açıklandı. İki ülke arasında geçtiğimiz Aralık ayında diplomatik ilişkilerin tekrar başlatılması karara bağlanmıştı. Kanal Sim ve Yakın Doğu Televizyonu'nun işbirliğiyle hazırlanan Engelsiz Haber'in sonuna geldik. Sağlıklı, güzel, engelsiz günler diliyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.